Lisan-ı Tayr, kuş dili. Başka bir kuşun hütüde sorusu. Bir kuş şöyle dedi: "Ey benzeri olmayan, bir aşk kalbimi esir aldı. Eğer maşumun yüzünü görmezsem, bütün dünya gözüme siyah görünür. Onsuz bir an bile dayanamam. Dert ve sıkıntı çekmekten başka çarem yok. Benim maksadım hep onun yüzüne bakmak. Gönlüm ancak onun vuslatıyla rahatlar. Ona o kadar alıştım ki ondan ayrılmak bana sıkıntı verir. Onun hoş sesini duymazsam vücudumdan can kuşu ayrılır. Gönlüm onun hicranından hasta olur. Çünkü canım onun vuslatına bağlanmış. Ayrılıktan ruhum azapta kalır. Gece gündüz gönlüm feryat içinde geçer. Ondan bir an bile ayrılamam. Ondan ayrılmak benim için ölümdür. Sevgilimin aşkını nasıl terk edebilirim? Ondan ayrılıp başka yerlere nasıl gidebilirim?" Hüthüt şöyle cevap verdi: "Ey yanmaktan zayıf düşen! Gönlündeki ayrılık ateşi hakiki aşktan uzak. Gittiğin yanlış yolu doğru sanmışsın. Ab-ı hayat çeşmesinden içmeden pis bir sulakla ateşini def etmek istemişsin. Gönlün parlak bir inciden gafil kalıp bir şebneme meyletmiş. Doğu güneşinin nurundan vazgeçip mum ve meşalenin ışıklarını kabul etmişsin. Zahire aldanıp manevi cemalden nasipsiz kalmışsın. Zahiri güzellik yüzdeki balgam ve kandan ibarettir. Bir huri vasfettin ama onun yüzündeki beyaz ve kırmızı renkler balgam ve kandandır. Zahiri güzelliğin vefası yoktur. Ebedi de değildir. Ona aşık olmaya ve aşkında rezil olmaya değmez. Çünkü ondaki güzellik baki değildir. Geçici bir şekilden ibarettir. Bugün güzelse yarın değil. Böyle güzelliğe kıymet verilmez. Öyle birini sev ki cemali mükemmel olsun ve güneşi hiç zeval vermesin. O öyle bir sevgilidir ki senin gibi yüz binlerce aşığı olsa bile hiç kimse ona layık olamaz. Yüz bin aşık canını verse onun cemali yüz bin kat daha fazlasına değer." Hikaye: Aristo'nun hasta çırağı. Aristo'nun bir çırağı vardı. Her gün onun ders halkasına katılırdı. Aristo onu ayrı sever ve çırakları içinde ona daha itibar ederdi. Aristo o çırağı çocukluğundan terbiye edip gizli ilimleri öğretti. 400 hikmet ehlinin içinde en ilim sahibi olan oydu. Hepsinden daha bilgiliydi. Ancak Aristo kadar değildi. Aristo onu bir gün İskender'e yardımcı tayin etmeyi, kendisi bir gün bir yere giderse onu kendi evladı gibi yerine vekil bırakmayı düşündü. Kısacası bu çırak hikmetten yüksek makamlara erdi ve sohbetlerde Eflatun'la yarışacak hale geldi. Bir gün sokakta giderken bir güzel gördü ve ona aşık oldu. Kafirlerin kilisesinden çıkan bu ay yüzlü ve gümüş bedenli zalim kız, naz ve işvesiyle hikmet ehlini muhtaç hale düşüren ve akılları baştan alıcıydı. O hekim bu kıza aşık olup gönlünü ona verdi. Onun vuslatına ermek için birkaç aracı gönderdi. Sonunda birçok mal harcayıp o sevgiliyi ikna etti ve onunla evlendi. Bu güzelin vuslatına erince o da kafirler gibi puta tapınanlardan oldu. Gece ve gündüz onu yanından ayırmadı. Bu hayranlıktan artık kitap okumayı da bıraktı. Hekim güzel kızın ay cemalinin delisi oldu. Sabah derslerine katılmayı da bıraktı. Hocası bunu fark edince ona nasihat edeyim dedi. Yanına çağırıp birçok öğüt verdiyse de hepsi nafile oldu. Aristo bunca ilim ve hikmetin birkaç yıllık emeğin israf olduğunu gördü. Buna bir çare bulmak için çok düşündü. Çırağını belli etmeden o güzel kıza hasta edici bir hap verdi. Güzel kız hapı içince ah çekerek düştü ve her nefeste hastalığı arttı. Yiğit bunun çaresini bulmak için her yana koştu. Ama hiçbir şifa bulamadı. Kız da düzelmedi. Aşk hastası Yiğit, aciz ve çaresiz halde hocasının yanına geldi. Başını eğip mağdur halde halini beyan etti. Onun bu durumunu gören Aristo, kızı tedavi etmeye geldi.
çırağına, "Haydi kalk, bugün sen hizmete git. İskender'in yanından ayrılma. Ben sevgilini tedavi edeyim ve bu hastalıktan kurtarayım da şifa bulsun," dedi. Çırak bunu kabul etti ve hemen yola çıktı. Hocası da kızın tedavisine başladı. Aristo kıza bir ilaç hazırlayıp verdi ve hasta kız bu ilacı içti. Yakınlarına da dedi ki, "Dikkatli olun. Boş tava getirip eşikte bekleyin. İçinden çıkanları dökmeyin. Onu bir şişeye koyup saklayın." Hocası bunları söyleyip dışarı çıkınca ilaç tesir etmeye başladı. Kız durmadan içindeki hastalığın nedeni olan balgamı kustu. Aristo ise dışarıda bekledi. Hastanın hiç hali kalmadı. Vücudunda bir damla kan bile yoktu. Kızdan balgam, kan ve safra çıktı ve güzel kız zayıfladı. Yiğit akşam evine döndü. Hocası çırağına, "Eve gir de yarine bak," dedi. Yiğit hoş yüzlü yarini görmek istedi ama içeride güzelliği tükenmiş biri yatıyordu. Yiğit yarini tanımadan, "Benim selvi boylu, lale yüzlü yarim nerede?" dedi. İşi bilen hekim bunu işitip içeri girdi ve kızın yakınlarına, "Size söylediğim şişeleri getirin," dedi. Oradakiler hemen şişeleri getirdiler. Şişeler kızın kustuğu türlü iğrenç şeylerle doluydu. Hocası, "Al bunu. Senin sevdiğin gül yüzlü ve selvi boylu yarin budur. Sen bunlara aşık olmuştun," dedi. Yiğit halini hemen anladı ve utandı. Hocası çırağını mahcup halde görünce şöyle dedi. "Evladım, ben sevgilini değil, seni tedavi ettim. Ey kirlenen çırağım, sen hala o aşıksın. Yarin de hala senin maşun. Ancak bu tür bir aşıklık temiz aşk ehlinin gözünde ayıptır."